Merhaba sayın seyirciler, Metnuş Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan yeni gelişmeleriyle tekrar karşınızdayız. Cizire ve Kobane kantonlarının ardından Efrin kantonu da bugün sabah saatlerinde demokratik özerkli yönetimini ilan etti. Efrin kantonu yasama meclisi sabah saatlerinde toplandı. Açılış konuşmasının ardından yönetimde yer alan isimler okundu ve yemin töreni düzenlendi. Başkan, iki başkan yardımcısı ve 22 bakandan oluşan Efrin Kantonu Demokratik Özerk Yönetimi üyeleri tek tek kürsüye gelerek halka ve demokratik değerlere bağlılığı ifade eden yemin metnini okudu. Hevi İbrahim, Efrin Kantonu Demokratik Özerk Yönetim Başkanı olarak seçildi. Türkiye cezaevlerinde bulunan paçlı kadın tutsaklar Rojava'da ilan edilen özerkliğe ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada demokratik özerk yönetimler Orta Doğu halklarına bayram müjdesi ve özgürlük armağanı olarak tanımlandı. Açıklamada Rojava'da parıldayan iradenin Orta Doğu halklarına meşale olacağı belirtilerek şöyle denildi. Demokrasiye, birey ve toplulukların iradeleşmesine en çok yabancılaştırılmış, mahrum bırakılmış bu topraklarda doğal toplumun kökleri üzerinde yitirdiğimiz cennet yükseliyor. Bugünler Orta Doğu halklarına bayram müjdesi ve özgürlük armağanıdır. Özellikle tüm Kürt halkı, genelde tüm Türkiye halkları bu başarıyı kendine ait ve özgürlüğüne rehber görerek sahiplenmelidir. Rojava halkının bu tarihsel başarısını coşkuyla selamlıyoruz diyen tutsak kadınlar Rojavaca ve Rojava'yla yaşama çağrısı yaptı. Cenevre'de devam eden barış konferansı görüşmelerinden muhaliflerin erken ayrıldıkları açıklandı. Muhalifler Esad rejiminden ülkenin geleceğiyle ilgili yapıcı bir öneri beklediklerini söyledi. Dün sabahki görüşmelerde muhalefet ve hükümet tarafları Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği Suriye özel temsilcisi Lakhdar Brahimi'nin başkanlığında bir araya geldi. Brahimi görüşmelerden şu ana kadar çok fazla bir sonuç alınamadığını ancak her şeye rağmen görüşmelerin cuma gününe kadar devam edeceğini söyledi. Batılı diplomatlar Suriye'ye insani yardımların önümüzdeki haftaya kadar ulaştırılmaması durumunda Suriye hükümeti ve Rusya'ya yönelik baskı içeren bir tasarıyı Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda ele alacaklarını belirtiyor. Taraflar geçiş hükümeti konusunda da ciddi bir fikir ayrılığı içerisinde bulunuyor. Ukrayna'da geçtiğimiz Kasım ayından beri devam eden hükümet karşıtı gösterilerde tutuklananlar için af gündemde. Bugün toplanacak Parlamento Genel Kurulu'nda bu konunun karara bağlanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovych ile muhalefet liderleri arasında başlatılan diyalog dün ilk somut neticesini verdi. Son protestoları tetikleyen gösteri yasası 2'ye karşı 361 milletvekilinin oyu ile iptal edildi. Muhalifler ve iktidar arasında süren görüşmelerde göstericilerin işgallere son vermesi halinde tutuklanan kişilere af çıkma olasılığının güçlü olduğu dile getiriliyor. 5 kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlercesinin yaralandığı olayların ardından dün Başbakan Azarov da istifasını sunmuştu. Yanukovych, Azarov ve hükümetin istifasını kabul etti. Parlamentodan bir af kararı çıkması durumunda ülkedeki tansiyonun düşmesi bekleniyor. Bolivya hükümeti çocukların çalışma yaşlarını yeniden düzenlemek isteyince karşısında Bolivya'nın Çocuk ve Genç İşçiler Sendikası'nı buldu. Morales yönetimi yerli halklara uygulanan sömürü ve şiddetin bugün başka bir boyutuyla karşı karşıya. Bolivya'da sosyalist Evo Morales hükümeti geçtiğimiz günlerde yoğun çocuk emeği kullanımını azaltmayı hedefleyen bir yasa tasarısını gündeme getirmişti. Buna karşı ilk tepki ise aileler ve çalışan çocuklardan geldi. Çalışma yaşının 14'e yükseltilmesini protesto eden Çocuk ve Genç İşçiler Sendikası geçen Aralık ayında başkent La Paz'da hükümet binasına yürümüş, polisle karşı karşıya gelmişti. Güney Amerika'nın en yoksul ülkeleri arasında olan 11 milyon nüfuslu Bolivya'da 850 bin aşkın çocuk işçi madencilikten hizmet sektörüne kadar çok çeşitli alanlarda çalıştırılıyor. Bolivya'da mevcut ekonomik yapı çocukların küçük yaşlarda çalışma yaşamına katıyor. Hükümet 30 binden fazla çocuğun çalışmak için okullarını bıraktığını tahmin ediyor.
Türkiye'de sadece 2014 yılının ilk ayında 12 kadın, son bir hafta içerisinde ise Ahmet'te 4 kadın katledildi. BDP'den Ahmet Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Gültan Kışanak, katliamları önlemek için neler yapılması gerektiğini hatırlattı. İddiamızın güçlü olduğu bu zeminde kadınlara yönelik saldırılar aynı zamanda Kürt kadınlarının, bizlerin özgürlük iddiasına yönelik saldırılardır. Böyle değerlendirmek ve her bir cinayeti, işlenen her bir kadın katliamını mücadele gerekçesi yapmak gerekiyor. Kadın kurumlarının mutlaka çok daha yaygın bir şekilde mahallede, sokakta, köyde kadın bilincini yükselten, kadın dayanışmasının önemini anlatan, örgütlülüğü büyüten çalışmalar yürütmesi lazım. Biliyorsunuz zaten bir kampanya kararı var. Bu kampanyanın, kadın örgütlenmesini güçlendiren kampanyanın çok daha güçlü bir şekilde yürütülmesi ve kadınların kadın olmaktan kaynaklanan haklarını kullanma konusunda bilinçlendirilmesi, kadın dayanışmasının hepimiz için güvenlik oluşturduğunun bilincine vararak kadın dayanışmasının güçlendirilmesi lazım. Her aile kendi içerisinde mutlaka özellikle var olan sorunları, sıkıntıları üstünü örtmek, kapatmak ve kadına yönelik baskıları meşru görmek yerine bu sorunları, sıkıntıları tartışan, konuşan, çözmeye çalışan ve bu konuda da ilgili kurumlara mutlaka ulaşmayı esas alan bir yaklaşım içerisinde olması lazım. Yani biz el ele verirsek yerel yönetimler, kadın kurumları... Türkiye Komünist Partisi'nin kurucusu Mustafa Suphi ve 14 arkadaşı katledilişlerinin 93. yıl dönümünde İzmir'de anıldı. Anma etkinliği Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından Ahmet Priştina Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Suphi'nin mücadelesinin anlatıldığı sinevizyon gösterimisinin ardından konuşmalar yapıldı. İzmir 15'ler Birlik Dayanışma Bilim ve Kültür Derneği üyesi Recai Atalay, demokrasi ve emek güçlerinin özgürlük için alanlarda olduğunu ifade etti. Devrimci 78'liler Federasyonu ise 12 Eylül 1980 askeri faşist darbesi döneminde Ocak ayında işkenceyle öldürülen Ali Aktaş, Ömer Yazgan, Erdoğan Yazgan, Mehmet Kambur ve Ramazan Yukarıgöz'ü andı. Yapılan yazılı açıklamada onlar emperyalizme ve faşizme karşı ülkesinin ve halklarının onurlu geleceği için 12 Eylül faşizmine meydan okudular. Gözlerini kırpmadan ölümlere yürüdüler. Dar ağaçlarında son nefeslerinde bile devrimi ve sosyalizmi haykırdılar denildi. Kürt sanatçılar Adli Tıp Kurumu'nu sanatçı Ali Temel'e ait olduğu belirtilen kemiklere ait DNA test sonuçlarını açıklamaya çağırdı. Mardin'in Şemrak ilçesinde bulunan Gresor Tepesi'nde 4 ay önce yapılan toplu mezar kazısında insan kemiklerine rastlanmıştı. Kürt kültür sanat çalışmalarının kurumsallaşmasının öncülerinden olan Ali Temel ve Ali Kevci'ye ait olduğu belirtilen kemikler DNA testi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ali Temel'in 19 yıl sonra ulaşılan kemiklerine ilişkin aradan geçen 4 aya rağmen Adli Tıp Kurumu'ndan açıklama yapılmamasına sanatçı arkadaşları tepki gösterdi. Batman Belediyesi Hasan Keyif Orkestrası üyesi ve aynı zamanda Ali Temel'in cezaevinden arkadaşı olan Celal Ekin, test sonuçlarının bir an önce açıklanması gerektiğini belirtti. Ekin ayrıca sanatçıları Temel'e sahip çıkmaya çağırdı. Ali Temel'in toprağına dönmesini istiyoruz diyen Koma Azat solisti Farkın ise yaşamını yitiren Kürt sanatçılarının kültürlerini ve seslerini yaşatacaklarını dile getirdi. Kürt kültür sanat çalışmalarının öncülerinden olan Ali Temel, 1981 yılında tutuklanarak Diyarbakır cezaevine konuldu. Temel, 1990 yılında tahliye olduktan sonra kurucusu olduğu Koma Çiya ile çoğu kendi bestesi olan Rozerin adlı kasetini çıkardı. Bir süre Özgür Ülke gazetesinin kültür sanat servisinde çalışan Temel, genç yaşta PKK saflarına katılma kararı aldı. Temel, 13 Temmuz 1994 tarihinde Şemrak kırsalında korucuların ihbarı sonucu 7 arkadaşıyla birlikte pusuya düşürüldü ve 7 arkadaşıyla birlikte kimyasal silahlarla katledildi.
Federal Kürdistan bölgesinde 21 Eylül 2013'te seçimlere gidilmişti. Bu seçimlerde oy oranı bir hayli düşen Kürdistan Yurtseverler Birliği YNK 31 Ocak'ta 4. kongresini gerçekleştiriyor. Kürdistan Yurtseverler Birliği YNK 40 yıllık geçmişinde sadece 3 kongre gerçekleştirdi. Politbüro üyesi Arez Abdullah partilerini 40 yıldır ayakta tutan en önemli faktörün Celal Talabani olduğunu belirtti. Abdullah, Mam Celal'in Bağdat'a gitmesiyle YNK içinde bir boşluk doğurduğunu ve bölünmeyle sonuçlandığını söyledi. Geçen yılki seçim sonuçlarını masaya yatıran YNK Politbüro üyeleri, örgütün liderlik sorununa da dikkat çekiyor ve 31 Ocak'ta gerçekleştirmesi beklenen kongrelerinde bu sorunları aşmayı hedefliyor. Gezi direnişinde yaşamını yitirenlerin yakınları, tutuklananlar ve yaralananların bir araya gelerek kurduğu Gezi Şehit ve Gazileri platformu geçtiğimiz günlerde kuruluşunu ilan etmişti. Platformun kuruluş amaçları arasında Gezi ile ilgili davaların takipçisi olmak, polis vazife salahiyetleri kanunu, terörle mücadele kanunu ve özel yetkili mahkemelerin kaldırılması, gaz bombası ve plastik mermi kullanımının yasaklanması da var. Polisin attığı plastik mermi nedeniyle görme yetisini kaybeden Volkan Kesanbilici şunları anlattı. Zor durumda olan, çok ciddi yaralanan arkadaşlarımız var. Onlara da tabii basının, en azından Burjuva basının çok fazla ilgisi olmadı. Onlarla da yeni yeni tanışıyoruz, buluşuyoruz. Şimdi hedefimiz, biz platform duyurabilirsek, ses gelirse onların da bize ulaşması. Bunun yanı sıra çıkmak istemeyenlerin, korkanların ya da belli başlı çekincesi olanların da bizim arkamızdaki kamuoyu desteğini gördükten sonra çekincelerinden, korkularından biraz kurtulup da bize katılmaları. Beklentimiz bu yönde. Dolayısıyla sayının çok artacağını düşünüyoruz. Aslında devam eden bir süreç, gezilediğimiz süreç bize göre devam ediyor. Ona bağlı eylemler de devam ediyor. Bu açıdan da yeni yaralanıp aramıza katılan arkadaşlar var. En son internete sansür. Haberleri sunduk. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın sayın seyirciler.